Diyarbakır Belediyesi Gönül Sofrası etkinliğine devam ediyor. Bu kapsamda Tahtaköprü Mahallesi'nde düzenlenen programa AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarı ile çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Etkinlikte Tahtaköprü Mahalle sakinlerine yemek ikramı yapılırken, mahalle sakinlerinin tasavvuf dinletisi eşliğinde maneviyatı bol ve huzur dolu dakikalar geçirmeleri sağlandı. Etkinlikte vatan toprağı için hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program sonunda konuşma yapan Başkan Kimyeci, yapılan hizmetleri anlatarak konuşmasına şu şekilde devam etti. Burada bulunan çok kıymetli il ve ilçe yöneticilerimiz, bu güzel akşam sofrasında bizleri sofranıza misafir ettiğiniz için burada bulunan çok kıymetli büyüklerime, hanım bacılarıma, kardeşlerime bizleri her daim bir evladınız, bir kardeşiniz gibi üstü kabul gösterdiğiniz için bir kez daha şahsım, teşkilatım ve milletim adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli büyüklerim, sizlerin duası ve desteğiyle Antakya Belediyesi olarak bugüne kadar Tahtaköprü Mahallemizde neler yaptık? 11.500 metrekare parke taşını şu ana kadar döşemişiz, tamamlamışız. 85 ton asfalt malzeme Tahtaköprü'müze dökmüşüz. Antakya genelinde bugüne kadar 56.000 ton asfalt malzeme kullandık. Yine Tahtaköprü'müzde siz kıymetli büyüklerimizin arzu isteği üzere camimizin bakım onarımı yapıldı. Sel tabi burası dağ yamacında bir köyümüz olduğu için selin tahribatını ortadan kaldırma konusunda temizlik çalışması, dolgu çalışması, düz kanal döşenmesi gereken yerlerin hepsi yapıldı. Aynı zamanda yağmur suyu kanalları hepsi temizlendi. Bize gösterilenler temizlendi. Geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz İraçlama işi Büyükşehir'in sorumluluğunda. Ama yapmadığı için biz yapmaya başladık. 2014'te ve bu yıl yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. 13 tane ekibimiz var. 120 bin metrekarelik alanda içinde hayvanat bahçesi, çay bahçeleri, restoranlar olacak şekilde çok güzel çocuklar, gençler, herkesin ailesiyle gelip istirahat edeceği örnek bir mesire alanı haline getireceğiz. Buradaki siz büyüklerimizin hizmetine sunacağız. 88 tane yeni iş makinası satın aldık. 3 tane sıfır kredi, 2 tane büyük kepçe, 6 tane küçük yeni sıfır kepçe aldık. 8 de önceden vardı. Böylece 120 bin metrekarelik bir alan. Güzel bir proje. Sizlere hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki yazdan önce inşallah bitireceğiz. Kıymetli hanımbaşılar, değerli beyefendiler, çok değerli büyüklerim, sevgili gençler, ben de hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün gönül sofranıza bizi ortak ettiniz. Allah sizden 100.000 kere razı olsun diyorum. Tabii Tahtaköprü'müzle tanışıklığımız eskiye dayalı. Allah sizden razı olsun. Buralarda dostluklarımız var. Derin muhabbet duyduğumuz insanlarımız var. Değerli belediye başkanımız bugün bu yörede olacağını, Tahtaköprü'de sizlerle bir araya geleceğini söyleyince biz de mutlaka kendimize böyle bir görev addettik. Gidelim oradaki büyüklerimizle bir hemhal olalım. Bir istişare edelim. Onlarla bir kucaklaşalım istedik. Bu nedenle aranızdayız.